Bugün size evrim teorisinin moleküler açıdan proteinler üzerindeki açmazından bahsedeceğim. Evrim teorisi daha önceden kanıtlanmış bir teori zannedilmekteydi. Fakat şimdi 21. yüzyılın elimizdeki gelişmiş teknolojisi ve laboratuvarlardaki o gelişmiş aletler sayesinde bunun ne kadar saçma ve mantık dışı bir teori olduğunu çok daha net anlayabiliyoruz. Proteinleri, özellikle dünya üzerinde proteinlerin yapısını çok iyi bilen bir insan, evrim teorisinin gerçek olamayacağını da çok net farkında olmalıdır. Çünkü proteinler mükemmel yapılara sahiptirler. Ve bir hücre incelendiği zaman, hücrenin içerisinde saniyeler içinde bir sürü protein üretilir ve bir sürü protein de yıkılır. Ve bu proteinin üretilmesi için hücrenin çok büyük bir enerjiye, işçilere ve fabrikaya ihtiyacı vardır. Bunu anlayabilen bir insan, bunu gerçekten görmüş, anlamış bir insan, bir hücrenin içerisindeki proteinin ancak çok üstün bir akıl tarafından ürettirileceğini de çok net bir şekilde fark edecektir. Proteinler çok büyük moleküllerdir ve bunların yapı taşları da amino asitlerdir. Amino asitleri bir ipin üzerine dizilmiş bilyeler gibi düşünebilirsiniz. Hepsinin farklı renkleri olduğunu ve bu renklerin de onlara ayrı amino asitler kıldığını düşünebilirsiniz. Bir proteinin üretilmesi için, yani aktif, sağlıklı ve gerçekten hücre içinde işe yarayan bir proteinin üretilebilmesi için 3 tane şart söz konusudur. Bu şartlardan birincisi, bu bilyelerin, yani sırayla dizilmiş olan bilyelerin hepsinin sayısının ve sırasının doğru olmasıdır. Çünkü bu sayı ve sıra hücrenin içerisindeki o proteinin 3 boyutlu yapısını belirler. Ve bir protein 3 boyutlu yapısı doğru olmadan aktif bir şey söz konusu olamaz. Ve hücrenin içerisine siz o ekstradan girmiş rastgele bir amino asidi proteine ekleyemezsiniz. Veya bunu ondan çıkartamazsınız. Bu onun yapısını tamamen bozar. İkinci olarak da amino asitlerin kimyasal yapısı söz konusudur. Doğada bir amino asit hem sağ elli hem de sol elli olmak üzere iki yapıda bulunabilir. Ve bunlar doğada birbirleriyle çok rahat bağlantı kurabilirler. Ama biz canlı hücreleri ve canlılığı incelediğimiz zaman bunların sadece sol elli amino asitlerden oluştuğunu görüyoruz. Ve o kadar ilginç bir durumdur ki bir hücre içerisine asla rastgele sağ elli bir amino asit giremez. Ve eğer öyle bir durum olsa bile bu kazayla ona eklenemez. Hücre bunu çok net anlar ve onu tamamen parçalayıp yok eder. Üçüncü olarak da amino asitlerin birbirleriyle bağlantıları çok önemli bir noktayı oluşturur. Dünya üzerinde bir sürü molekül var ve bu moleküllerin hepsinin birbiriyle bağlantı kurması gerekiyor. Ve bunun içinde özel bağlantı durumları var. Ama amino asitlerin birbirleriyle bağlanması için sadece peptit bağlarının varlığı söz konusudur. Herhangi başka bir bağla birbirlerine bağlanamazlar. Bunu da şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Yanınızda duran çok güzel son model bir spor araba düşünün. Tamamen full aksesuar, içerisindeki motoru mükemmel gelişmiş durumda. Fakat tekerleklerinden birini incelediğiniz zaman bu tekerleğin oraya vidalarla değil de tellerle tutturulduğunu farz edin. Bu spor araba hareket edebilir mi? Mümkün değil. Ve siz bu spor arabayı kullanamazsınız. Çünkü onun yapısı sizin kullanmanıza uygun değildir. O yüzden amino asitleri de bu açıdan düşünebilirsiniz. Aralarındaki bağlantılar onları birbirine sağlıklı bağlayacak şekilde olmazsa bu protein de işe yarar bir protein olmayacaktır. Şimdi vücudumuzu düşünelim. Vücudumuzda bir sürü hücre var ve bu hücrelerin içerisinde de bir sürü protein üretiliyor. Ve bu proteinlerin her biri hücrenin işlevine göre 50 amino asit de içerebilir, 100 amino asit de içerebilir, 1000 amino asit de ve fazlasını da içerebilir. Şimdi ortalama iş yapan bir proteini düşünün. Bu protein 500 amino asit içersin. Bunun o saydığımız 3 gereklilik içerisinde tesadüfler sonucu oluşma olasılığı 10 üzeri 950'de bir ihtimaldir. Bu zannettiğiniz kadar küçük bir sayı değil, bu çok astronomik bir sayı. Şöyle düşünebilirsiniz, önünüze bir kağıt alın ve bu kağıdın üzerine 950 tane sıfır koymaya çalışın. Gerçekten mümkün değil, onu bile yapamazsınız. Ve şöyle bir şey söyleyelim, matematik olarak da 10 üzeri 50'de 1 zaten sıfır olasılık, yani imkansızı göstermektedir. Ve biz burada 10 üzeri 950'de 1'den bahsediyoruz. Bu kadar kanıt bize gösteriyor ki
evrimciler çok umutsuz durumdalar. Hatta öyle bir şey söz konusu ki kendilerini evrime inandırmaya çalışıyorlar. Ama bilim bize yaratılışı kanıtlıyor. Çünkü burada çok açık ve net bir durum var. Vücudunuzu düşünün, hücrelerinizi düşünün. Sizi oluşturan hücreler 1 trilyon taneler. 1 trilyon hücrenizin içerisinde her saniye binlerce protein üretilip yıkılıyor. Ve biz bunların sadece bir tanesinin ve ortalama büyüklükte bir tanesinin oluşması için 10 üzeri 950'de bir ihtimal ortaya koyuyoruz ki bu sadece matematiksel olarak hesaplanmış bilimsel bir veri. Ve şimdi şuradan şunu görüyoruz ki bu kadar şeyi dinledik, bu kadar şeyi anlamaya çalıştık ve bu kadar şeyde aslında biz proteinin yaratılışının bilimsel açıklamasını görmüş olduk. Ve buradan da anlayabileceğiniz gibi her şey ve dünya üzerindeki her varlık, her canlı, her ayrıntı üstün ve büyük, güçlü olan Allah tarafından yaratılmıştır.